Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından gözler çalışan emeklilere çevrildi. 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İkramiyenin çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için de çalışma başlatıldı ve önerge meclise gönderildi. Şimdi Haber Global muhabiri Salih Çolak yayına hazır. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor bizi. Salih kolaylıklar diliyoruz. Merhaba. Çalışma ne aşamada? Senden dinleyelim. Evet Plan Bütçe Komisyonu'nun gündemine bugün 80 maddelik torba teklif gelecek. Ancak torba teklifinin tabii içeriğinde de önemli maddeler olmakla birlikte e, milyonlarca emeklinin de gözü kulağı orada olacak. Zira teklifin kapsamında olmayan ancak önergeyle eklenecek önemli düzenleme e, henüz e, o ikramiyeden faydalanamayan yani 100. yıl ikramiyesi 5000 liralık o ikramiyeden faydalanamayan çalışan emeklilerinde e, o ikramiyeden faydalanamayan anması için bir önerge gelecek e, tabi süreç komisyonda bugün başlayacak ancak e, öncelikle e, torba teklifin e, maddeleri görüşülecek ve bir e, önerge ile bu görüşmeler sırasında bu düzenleme torba teklife eklenecek torba teklifte neler var e, Aslında geniş kapsamlı çok farklı kurumları başlıkları e, grupları ilgilendiren düzenlemeler var Öncelikle deprem bölgesinde fahiş fiyatı önlemeye dönük olarak cezaları artıran düzenlemeler düzenlemeler var. İnşaat malzemeleriyle, konut satışlarıyla ilgili fahiş fiyatlara karşı cezaları artıran düzenlemeler var. Deniz taşımacılığında yine cezaları artıran düzenlemeler geliyor ve bir takım vergi istisnaları var. Bu ve bir takım ekonomik daha önce alınan kararlar var. Onlarla ilgili de süre uzatımı geliyor. Nedir? Vadeli çekte ibraz yasağı bunun devam etmesi öngörülüyor. İki yıl daha süre uzatılıyor. 2025 yılı sonuna kadar uzatılacak. Kur korumalı mevduat ne zamana kadar devam eder oradan uzaklaşılıyor aslında bir anlamda e, alınan tedbirler o yönde ona işaret ediyor. İşte bu teklif kapsamında da kur korumalı mevduatta e, bir takım vergi istisnaları öngörülüyordu. Onunla ilgili uzatmanın aslında e, daha kısa tutulduğunu görüyoruz. Teklifte 6 ay kadar uzatılacak e, o başlıkta. E, tabii e, torba teklif kapsamında çok tartışılan bir takım olaylar üzerinden Yargı, yargıya da yansıyan olaylar üzerinden tartışılan toplumun gündeminde de olan bir başlık var ki e, fenomenler sosyal medya e, sosyal medyada bir takım içerikler üreten ve bunun üzerinden e, gelir elde eden kesim ki e, suç oluşturan eylemlerin de bir anlamda parçası olarak son günlerde kamuoyuna yansımıştı tüm bunlarla ilgili yani sosyal medyada içerik üretenlerle ilgili e, kapsamlı bir düzenleme geliyor. Aslında bir anlamda AK Parti grup yöneticilerinin aktardığı disiplin geliyor bu alanda içerik üretenlere tabi vergiler cezalar bunların içerisinde yer alacak önümüzdeki süreçte torba teklif kabul edildiğinde dediğimiz gibi çalışan emeklilere de 5000 lira ikramiye önerge ile teklife eklenecek. Peki ne zaman çalışan emekliler bu ikramiyeye kavuşabilecek? Bu torba teklifin genel kurulda da görüşülmesi ve kabul edilmesi gerekecek. Daha sonra onun ardından Çalışma Bakanlığından gerekli ödemeler için işlemlerin yapılması gerekecek. Dolayısıyla emeklilerin beklediği o teklifi, o önergeyi de biz komisyonda takip ediyor olacağız. Peki. Salih Çolak teşekkür ediyoruz detaylar için.